Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar kelam dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle sizlere sorularımızın pdf'ini gösteriyorum. Sizler ekranı durdurarak bu sorularımıza cevap verin. Ardından bizler cevaplarını sizlere sunacağız. Birinci sorumuz din ve dini yorum arasındaki farkı açıklayınız. İkinci sorumuz İslam düşüncesindeki yorum farklarının ortaya çıkış sebeplerini yazınız. Üçüncü sorumuz İtikadi ve siyasi yorumların İslam düşüncesini nasıl canlı tuttuğunu açıklayınız. Dörtte İslam düşüncesinde yorum farklarının ortaya çıkış sebeplerinden insanın yapısından kaynaklanan sebepleri açıklayınız. 5. sorumuz eşariliğin marifetullah yani Allah'ı bilmek hakkındaki görüşlerini yazınız. Altıda matur dilin görüşlerinden 5 tanesini yazınız. 7'de hariciliğin doğuşunda etkili olan sebepleri yazınız. 8'de mürciye mezhebi hangi görüşlerin nedeniyle tenkit edilmiş ve bu yönüyle ehl-i sünnet mezheplerinden ayrı değerlendirilmiştir. 9'da da şianın görüşlerinden 5 tanesini yazınız. 10'da yeni ilmi kelamın özelliklerini yazınız diye 10 tane soru hazırladık. Sizler bunların cevaplarını ekrana durdurup verirken bizler de doğru cevapları vermeye başlayalım. Evet umarım sorularımıza doğru cevaplar vermişinizdir. Şayet anlamadığınız konular varsa kanalımızdan kelam dersimizin konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Din ve dini yorum arasındaki farkı açıklayınız demiştik. Din nedir? Allah tarafından insanları doğruya sevk etmek üzere vahiy yoluyla yani Cebrail vasıtasıyla pey ve peygamberlere aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Unutmayın Allah Cebrail'e vahiyini veriyor. Vahiy Cebrail peygamberlere getiriyor. Peygamberler de insanlara ilahi kurallar anlatıyor ki insanlar doğru yolu bulsunlar. İşte buna din deniyor. Peki dini yorum nedir? Dinin temel kaynaklarına ve esaslarına bağlı kalmak şartıyla, yani kitaba, sünnete, icmaya, kıyasa bunlara bağlı kalmak şartıyla, çeşitli sebeplerle dinin ameli ve itikadi hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan farklı anlayışlardır. İlim adamlarımız, bilim adamlarımız diyelim, herhangi bir konuda ayetlere, hadislere bakıp e, dinin temel konuları dışındaki teferruat konularında farklı düşünebilirler. İşte buna dini yorum denir. Arasındaki farklar nedir? Din tektir, evrenseldir. Yani din değişmez, evrenseldir. Tüm dünyadaki ve tüm zamanı ilgilendirir. Allah'ın vahine dayanır. Dinin hükümleri asla değişmez ve din bağlayıcıdır. Bunlara herkes inanmak zorundadır. Mesela işte imanı şartı 6'dır. İslam'ın şartı 5'tir. Abdestin farzı 4'tür. İşte zekat vermek farzdır, namaz kılmak farzdır mesela. Bunlar dindir, değişmez. Dini yorumlarsa birden fazla olabilir. Herhangi bir bölgeyi ilgilendirebilir. İşte mesela imamların görüşlerine dayanabilir. Yorumlar değişebilir. Sadece kabul edenleri bağlar. Burada en önemli husus dini yorum dediğimiz zaman işte Hanefilik mezhebiyle mesela Şafii mezhebini düşünün. Hanefi mezhebinde namaz kılmak herkese farzdır. Namazlardan önce ve sonra peygamberimiz kılmış olduğu sünnetlerde kılınabilir. Şafii mezhebi ise der ki farz namazlar kılınmak zorundadır. Ancak kaza namazı olanlar sünnet namazları kılamazlar. Onun yerine kaza namazı kılmak zorundadırlar. İkisi de doğru mu? İkisi de doğru. İşte buna dini yorum deniyor. İkinci sorumuz. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerini yazınız. Yani özellikle mezhepler konusunda yorum farkları vardır biliyorsunuz. Ama yine dediğim gibi ana konularda İslam'ın temel konularında bütün mezhepler aynı düşünür. Sadece teferruat uygulama aşamasında farklı yorumlar vardır. Neden? Birincisi dini metinlerin lafızlarından ve anlamlarından kaynaklanan sebepler. Ayetleri, hadisleri okuyup işte oradan farklı anlamlar, farklı düşünceler çıkarabiliyor. Hilafet meselesi ve siyaset yani peygamberimizden sonra devlet başkanının kim olacağı konusunda sırasıyla mesela ehli sünnet der ki Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dört halifedir. Ancak Şia mezhebi der ki hayır Hz. Ali aslında ilk halifeydi ama diğerler onun hakkını yemiştir. Üçüncü olarak Müslüman arasındaki iç savaşlar, işte Sıffin Savaş gibi, Hakem Olayı gibi savaşlar nedeniyle farklılıklar ortaya çıkmış. İslam'ın insanlara tanıdığı fikir ve vicdan hürriyeti, İslam baskı dini değildir. İslam insanın e, kaldıramayacağı yükü yüklememiştir. Dolayısıyla herkes fikrinde, vicdanında hürdür. Özellikle La ikrahe Fittin ayeti, yani dini seçmede insanlar özgürdür. Dini seçtikten sonra da dini uygulama aşamasında insanların temel, konularda aynı düşünmesi gerekir ama teferruat dediğimiz uygulamalarda farklı düşüncelere dinimiz ne yapmıştır? İslam'a aykırı olmamak üzere saygı duymuştur. İnsanın düşünen bir varlık olması da yine yorum farklılıklarına neden olmuştur diye yazacaktık. Üçüncü sorumuz, itikadi ve siyasi yorumların İslam düşüncesini nasıl canlı tuttuğunu açıklayınız. Evet, İslam'ın öyle bir özelliği var ki her çağın sorunlarına cevap verebilen, onlara sorunlarını çözmede yardımcı olan bir dindir. İslam dünyasında din anlayışındaki farklılıkları bir zengin olarak görmek gerekir o yüzden. Çünkü yorum farklılıkları düşünce alanında bir dinamizme ve canlılığa neden olur. İslam toplumlarında ortaya çıkan farklı anlayışlar, hayatı kolaylaştıran düşünce zenginlikleridir. Yorum farklılıkları dini anlama, uygulamada Müslümanların yararlandıkları bir alandır. Özellikle farklı kültürler ve milletlerin İslam'ı kolayca de yorum farkları etkili olmuştur. Mesela bu soruyu sınavda hocanız sordu. Sizler bu cümleleri okudunuz, dinlediniz ama sınavda yine ne yaparsınız? Kendi anladıklarınızı yazarsınız. Yani orada hocanız diyemez ki oradaki paragrafın aynısını neden yazmadınız diyemez. Çünkü sizler farklı kelimelerle, farklı cümlelerle kendinizi soruda ifade edebilirsiniz. İşte İslam aslında bu. Dini anlama konusunda insanlara bir düşünce fırsatı sunmuştur ehli sünnet itikadını inkar etmediği sürece insanlar dinimizin teferruat kısımlarında farklı düşünebilirler. Dördüncü sorumuz, İslam düşüncesinde yorum farklılarının ortaya çıkış sebeplerinden, insanın yapısından kaynaklanan sebepleri açıklayınız diye sormuşuz. Diyeceğiz ki, dinin anlaşılması ve yaşanması için dini metinlerin doğru bir şekilde anlaşılması, dini metinlerin doğru bir şekilde yorumlanması gerekir değil mi? Bu anlama ve yorumlama insan tarafından yapılmaktadır. İnsan düşünen, sorgulayan, sebep ve sonuçlar arasından akıl sahibi bir varlıktır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği akıllı olması, düşünmesi. İnsanların anlayış ve düşünceler birbirinden elbette farklıdır. Bu farklılık Allah'ın onlara verdiği akıl, tefekkür ve düşünce kabiliyetlerin doğal bir sonucudur. Örnek verecek olursak aynı resme bakıyoruz diyelim. Aynı resme bakan kişiler birbirinden farklı duygular hissettiği gibi aynı kitap okuyanlar onun üzerine değişik yorumlar yaparlar, farklı sonuçlar elde edebilirler. İşte bu durum insanların olay ve olgulara farklı yaklaşımlarının nedir bir sonucudur. Yani insanın yapısındaki farklılıklar dini anlama ve açıklamalarına da yansımıştır. Böylece İslam tarihinde çeşitli ekoller, mezhepler ortaya çıkmıştır. Beşinci sorumuz, Eşariliğin marifetullah ne demek marifetullah Allah'ı bilmek hakkındaki görüşlerini yazınız şeklinde Allah'ı bilmek dinen vaciptir der eşarilik peki eşarilik kimdi şafi mezhebinin e, itikadi alandaki mezhebi tamam mı aklen inanmayı zorunlu kılacak bir durum söz konusu değildir şeriattan dinden haberi olmayan hiçbir şeyden sorumlu değildir der eşarilik marifetullah konusunda. Maturi dilin görüşlerinden beş tanesini yazınız. Maturi dilikte Hanefi mezhebinin itikadi koludur. Görüşlerinde iman, dil ile ikrar, kalb tasdikten ibaretlidir Yani iman edecek kişi kalbiyle onu kabul etmelidir, diliyle de onu söylemelidir. Tasdik kabul etmektir, ikrar da söylemektir. Mesela Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyen bir insan bunu kalbiyle kabul edip diliyle de söylemesi gerekir. Amel imandan bir cüz değildir. Allah Kur'an'da bu ikisini ayrı kullanmıştır. Yani yapmış olduğumuz davranışlar bizim imanımızı etkilemez. Büyük günah işlememize neden olur. Mesela içki içiyor adam diyelim ama Müslüman olduğunu söylüyor. Bu kişi dinden çıkarmaz. O onun günahını üstlenmesine neden olur. İnsanın akıl yoluyla Allah'ın varlığına ulaşması mümkündür der. Diyelim hiçbir yerde hiçbir zaman hiçbir peygamber gelmedi ya da duymadı bir insan. Kutuplarda yaşıyor diyelim. O insan aklıyla gökyüzündeki güneşe, yıldızlara, aya, yeryüzündeki Allah'ın eserlerine bakarak en azından zihninden bir yaratıcının olduğu fikrine ulaşabilir, ibadetleri yapamasa bile der. Allah ahirette görülecektir fakat biz bunun keyfiyetini bilemeyiz der. Yani Rüyetullah olayı ahirette vardır, Allah'ı biz ahirette göreceğiz der Son olarak da Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelam Allah'ın ile beraber olan ezeli bir sıfattır. Ancak Kur'an harfleri ve sesleri sonradan yaratılmıştır. Kelamullah, Allah'ın kelamı deriz Kur'an-ı Kerim'e. Allah'ın konuşmasıdır bizlerle. Haricilik mezhebi var biliyorsunuz. Haricinin doğuşunda etkili olan sebepleri yazınız şeklinde sormuştuk. Haricilerin çölde yaşayan kimseler olarak şehir hayatına ve kültürüne uyum sağlayamamaları, Kureyş'in merkezi otoritesine duyulan tepki, Hz. Osman döneminde Ümeyye oğullarının istismarıyla oluşan yanlışlıklar, Kur'an'ın sadece zahiri yorumla dayalı din anlayışının dolayı haricilik ortaya çıkmıştır ancak zamanla kaybolmuştur. Sekizinci sorumuz, Mürciye mezhebi var biliyorsunuz. Mürciye normalde <laughs> ehli sünnet mezhebi olarak kabul ediliyordu. Ancak Mürciye mezhebi hangi görüşleri nedeniyle tenkit edilmiş ve bu yönüyle ehli sünnet mezhebinden ayrılmıştır? ameli imanın bir parçası saymamasından, günahın insanın imanına zarar vermeyeceğini söylemesi, bütün müminleri iman bakımından eşit görmesi gibi nedenlerden dolayı mürciye mezhebi ehli sünnetten ayrılmıştır. Dokuzuncu sorumuz Şia'nın görüşlerinden beş tanesini yazınız. Şia şu anda Hz Ali taraftarları Hz. Ali'yi çok sevenler hilafet konusunda onun birinci halife olduğunu iddia edenlerin ortaya çıkardı ve günümüzde de İran ve İran'ın desteklediği ülkelerde yaygın olan mezheptir. Hz. Peygamber'den sonra Müslümanların en üstünü Hz. Ali'dir derler. Halifelik ve imamet çözümü insanlara bırakılabilecek işlerden değildir derler. Şia'ya göre imamet meselesi dinin asıllarındandır ve bir kimsenin mümin olabilmesinin imameti kabul etmesi gerekir. Onlarda 12 imam anlayışı vardır. 12 tane imam sırasıyla devlet başkanı olmuştur. İmamet nas ve tayinle belirlenir büyük günah işleyenler tövbe etmeden ölürlerse ebedi olarak cehennemde kalırlar gibi Şia'nın görüşleri vardır. Ehli sünnetin karşısındaki görüş Şia mezhebidir. Son olarak yeni ilmi kelamın özelliklerini yazınız demişiz. Materyalizm, pozitivizm, darvinizm, Freudizm gibi akımların dine ilişkin yaklaşımlara cevap veren bir anlayıştır yeni ilmi kelam. Din karşılığı yeni felsefi akımları eleştirir. Delillerini güçlendirmek için yeni bilimsel verileri kullanır. Allah'ın varlığını yeni yöntemlerle ispat eder. İslam inanç esaslarını ispat ve izah ederek mukaddesatı yani kutsal değerleri savunan bir ilimdir. Dolayısıyla kelam ilmi geçmişte kalan bir ilim değildir. Yeni ilmi kelamle dünyada yeni ortaya çıkan görüşler, düşünceler, Onlara karşı İslam dinini ve İslam dininin emir ve yasaklarını savunan bir görüştür yeni ilmi kelam. Evet sevgili arkadaşlar kelam dersimizle ilgili konularımızı izleyerek sınavlarınıza daha iyi çalışabilirsiniz diyor. Hepinize tüm sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz.